Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Bakın yaprak çıkardım yine. Dünden artan içimin içine şey ekledim. Salça, pirinç, nane, o dünden fazla kaçan pul biber, sıvı yağ hepsini ekledim. Şöyle bir güzel harmanlayıp hemen saracağım. Çünkü Caner'cime ben dün akşam birazcık ayırmıştım ama çok az ayırdığımı söyledi. Ben de birazcık üzüldüm öyle olunca. Ama misafirlerim için de tek çeşidim vardı biliyorsunuz. Dedim hemen akşamdan yaprağı yine çıkarayım. Birazcık sararım dedim. Sarmaya geçmeden önce de çamaşırlarımı astım geldim arkadaşlar. Siyahlarımı yıkamıştım. Dışarıda da o kadar güzel bir hava var ki hemencik böyle kuruyacak gibi yani. Gerçekten hava çok güzel. Şimdi o siyahlılar kururken renklileri de atarım. Kirli sepetini bir boşaltırım. Malum hafta sonu işleri. Birazcık şöyle sarmamı saracağım. Pişireceğim. Bir de çay demleyeceğim. Hiç şey yapmadım biliyor musunuz? Kahvaltı falan yapmadık. Daha saat şu an bir. Sizden saklayacak değilim. Saat şu an bir. Caner'cim yeni uyandı. O yüzden o kalkana kadar böyle çok böyle temizlik falan şunu bunu da yapmak istemedim. Yorumlarınıza dönüş yaptım. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum bana vermiş olduğunuz destekler için. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi özellikle rica ediyorum arkadaşlar. Böyle işte canlarım durumlar böyle. Cansucum arkadaşında ben evdeyim. Caner'cim de şimdi uyandı, arkadaşları bisiklete çağırıyormuş. Anne bisiklete gidebilir miyim dedi. Ben baştan izin vermedim ama arkadaş çevresi de oluşsun istiyorum bir taraftan. Çünkü hani buraya yeni taşındık ve arkadaş çevresinin olmaması onu olumsuz yönde etkiler diye açıkçası çok tedirgin oluyordum. O zaman dedim bir haftalık konu tekrarını yap bebişim dedim. Karnımızı doyururuz ondan sonra gidersin diye öyle konuştuk, kararlaştırdık. Şimdi sarmamızı saracağım, ocağa koyacağım, çay da demleyeceğim. Market alışverişimiz de var. Hala ben market alışverişini yapamadım. Ama yaparım Allah nasip ederse. Durun bakalım. Bugün yapmak zorundayım çünkü daha nereye kadar erteleyebilirim yani. Dün Caner'cim yumurtamızı aldı geldi ama bir sürü eksiğim var yani. Onları bir halletmem, tamamlamam lazım. Çok belki de şu sarmanın hepsini bitiremeyeceğim. Caner'cim eğer erken gideceğim diye acele ederse birazcık böyle pişireceğim. Gerisini de artık sarıp dondurucuya mı atarım ne yaparım bilmiyorum. Şöyle ben sarmamı bir sarayım. Diğer işlerime de koyulayım arkadaşlar. Hadi bana kolay gelsin. Sarmamız hazır arkadaşlar. Şimdi hemen yağını, tuzunu koyacağım. Suyunu da ekleyip bir güzel pişireceğim. Cevriye ablam aradı hadi gel kahve içelim diye hemen komşuma da geçip geri geleceğim. Bakalım bu ocakta pişerken gider gelirim. Komşuma hemen koştum geldim. Kahveyi de yaptık beraberce. Şimdi biraz işlere mola sonra koşturmacaya devam. Afiyet şifa olsun. Valla koştur koştur eve geldim. Hemen bir kahve içtik Cevriye ablayla. O kendi işlerine koyuldu. Ben de kendi işlerime koyulmaya başladım. Cevriye abla kahveye çağırınca Caner'cime ben yumurtalı ekmek yaptım. Sarmayı bekleyemeyecekti çünkü. Ben de şimdi gittiğim zaman oyalanacaktım. Hemen gelemeyecektim. Çocuğumu öyle doyurayım dedim. Ona yumurtalı ekmek yaptım. O arkadaşıyla beraber gitti işte. Biz kahve içerken gördüm. Cevriye ablanın balkonu da yola bakıyor. Gördüm gittiğini. Geldim hemen renklileri çalıştırdım. Renklileri makineye attım arkadaşlar. Siyahlılar zaten ipte kuruyor. Renkliler yıkanıyor. Ben şimdi mutfağıma gireceğim. Mutfağımı bir güzel toparlayacağım. Dün akşamdan elimde yıkadığım bulaşıklarım var tezgahta. Makinede da temiz bulaşıklar var. Orayı tezgahı bir toparlayayım. Çıkan tabakları falan da makineye bir atayım. Vallahi elimizde yıkamıyoruz. Gene de üşeniyoruz sanki değil mi arkadaşlar? Böyle hazır yıkanmış bulaşı bile kaldırmaya bazen üşeniyoruz. Ay saç geldi gözüme. Yani ay, yorgunum aslında arkadaşlar. Ali yok. Evimizin olmayan düzeni daha da bozuldu. Ben biraz da tedirgin oluyorum. Uyuyamıyorum. Halbuki yıllardır
Yalnızlığa alışkınım. Hani hep böyle gece görevlerine gitmiştir etmiştir. Ama böyle birazcık tedirgin oluyorum. Hani buraya da yeni taşındığımız için böyle çevre hani bir şey olacağından değil ama yine de insan böyle bir huzursuz olmuyor değil. Böyle gece uyanıyorum falan, uykum bayağı bir bölünüyor. Cansucum da yoktu zaten dün akşam. Ali Beyciğim de ne zaman geleceği belli değil arkadaşlar. Kayınpederim günden güne iyiye gidiyor inşallah. Bakalım hani akciğerindeki sorunu çözmeye çalışıyorlar. Şu an ameliyatı güzel geçti. Ama nefes almasında sıkıntı varmış. O akciğerleri açmaya çalışıyorlar. Onun için işte bakalım ne zaman taburcu olacak, ne zaman çıkaracaklar. Hiç bilmiyoruz. Kahve içmeye gittiğim zaman Cevriye abla şey yapmış. Hamur yoğurmuş. Hamur kızartacakmış. Ben de işte sarma vardı ya ocakta. Cevriye abla dedim ben azıcık eve geçeyim. Sarmama bir bakayım dedim. Hani altı tutmasın zaten çok fazla sarma değil. Çok fazla su da koymadım. Hani geçeli de 20 dakika falan olmuştu. Geldim hemen baktım sarma pişmiş. Birazcık üsttekiler diriydi ama. Cevriye ablanın tabağı vardı. Hemen onu şey yaptım. Birazcık sarmadan koydum götürdüm. O da bana sonrasında pişi kızarttı getirdi. Ben gittiğim zaman elimde sarmayla gittim. Baktım hani hamuru kızartmaya girişmiş. Dedim Cevriye abla ben gideyim sen de işini yap ben de işimi yapayım dedim. Ondan sonra yine otururuz falan dedim. İşte daha ben ev süpüreceğim dedim. Bir kızıyor bir kızıyor bana bu saatte ev mi süpürülür diye. Çünkü o dünyanın işini yapmış maşallah öyle hamarat bir komşu abla ki yani anlatamam size. Aslında birbirimize çok benziyoruz ama o çok erken kalkıp işini gücünü yapıyor. Yani o konuda o konuda uyamıyoruz. Hamur kızartıyordu işte. Bir şey yeme dedi. Ben şimdi kızartır getiririm sana dedi. Sağ olsun hemen arkadan da kızartmış bir tabak getirmiş. Yanında da deve pancarı vardı arkadaşlar. Deve pancarı kavurmuş. Bir kase de deve pancarı koymuş yanına. Sağ olsun Allah kesesine bin bereket versin. Elleri dert görmesin inşallah. Komşudan yana çok şanslıyım burada arkadaşlar. Çok şükür Allah'a. Diğer evimde böyle komşusuzluktan hani bunalıyordum. Son zamanda işte Cihancım var. O işten çıkmıştı hani. Onunla görüşebilirdik aslında taşınmasaydık. Sevdiğim bir komşumdu Cihancım. Başka da çok bir insan yoktu yani binada. Öyle olunca işte çok şükür Allah'a komşudan yana yüzüm güldü diyorum buraya gelince. Neyse çenem düştü benim. Hemen mutfağa gideyim. Hızlıca işimi gücümü yapayım arkadaşlar. Şu mutfağı bir toplayayım temizleyeyim bakalım. Sonrasında da süpürgemi elime alacağım. Hızlıca evin işlerini halletmem lazım. Bismillah dedim. Koştum geldim arkadaşlar bulaşık makinesinin başına. Hemen şöyle kahve fincanlarıyla dolu selesinin sepetini çektim. Hemen yerleştireceğim. Tezgahtaki bulaşığımı da kaldıracağım. Dün akşam elimde yıkamıştım onları da. Tezgahtaki diğer kalan kirlileri de buraya attım mı bütün işim mutfaktaki bütün işim bitmiş olacak arkadaşlar. Hemen sonrasında süpürgemin başına geçebilirim. Ben bunları yaparken çamaşır makinesi de bitirir muhtemelen. Çamaşırları asmak da var tabii, süpürmek de var. Bir sürü işim var. Telefonu bir kenara koyup hızlı hızlı mutfağın işini yapacağım. Sonrasında da işlerime koyulacağım. Telefon gerçekten çok 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 fazla oyalıyor beni. Bir kenara bırakmayı öğrenmem gerekiyor artık. İşlerimi biraz da telefon yüzünden şey yapamıyorum. Çekimler, işte Instagram falan. O yüzden yolunda götüremiyorum gibi. Hemen bırakıyorum şimdi. Hadi bana kolay gelsin. Süpürme işini bitirdim ama ben de bittim arkadaşlar. Kolum sızım sızım sızlıyor. Yani dirseğim sızım sızım sızlıyor şu an. Ay şu süpürgenin bir çaresine de bakacağım en kısa zamanda. Hiçbir şey canımdan kıymetli değil artık. Yani çok fazla kendimi zorlamak istemiyorum. Gerçekten süpürmek, hele de şu oymalı halıyı süpürmek benim kolumu çok daha fazla zorluyor arkadaşlar. Bunu bir kez daha anladım. Şu an dirseğim gerçekten iç tarafı sızım sızım sızlıyor. Hallettim buraları. Çok şükür Allah'a şu kablomuzu bir çıkaralım. Şuradan. Bu panomuz da kaldı burada arkadaşlar. Buraya bir taktım ben onu. Öyle hani öylesine bir taktım. Burada duruyor böyle. Dursun biraz daha değil mi? Şu süpürgeyi toplayayım ben arkadaşlar. Hemen silmeye geçeceğim. Canercim de bisiklete gitmişti. Geldi arkadaşıyla bisiklete gitmişti. O da geldi. Bir çay demlerim belki sonrasında bakalım. Bir süpürgeyi kaldırayım. Silme işini de bir halledeyim. Thank you.
Yemekleri ocağa attım, çayı demlemeye geldim, sarmayı da gittim geldim yedim arkadaşlar. Suyum kaynadı, şimdi bir güzel çay demleyeceğim. Şöyle aktaralım. Beklemeyelim. Vallahi içinde de çay çöpü kalmış birazcık. İyi çalkalayamamışım demek ki çaydanlığımı. Yıkamadım zaten vallahi. Şöyle çayını da üstüne dökelim. Ben bu şekilde demliyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz nasıl yapıyorsunuz ama çay gayet lezzetli geliyor bana bu şekilde. Heh, onda su kalmadı bakın. Bendeki akıl gitti. Hemen ona suyu koyalım. Şu çayı da üstüne koyalım. Çayımız demlensin bakalım. Keki fırına attım. Çayı da demledim. Şimdi kekin pişmesini bekliyorum arkadaşlar. Ben böyle fıstıklı cipsi çok seviyorum. Caner'cim dışarıdan gelirken bana cips getirmiş. Almış. Kendine de almış. Böyle cips partisi yapacağız. Yani bu akşam böyle keyif yapacağız. Birazcık sitem etmiştim o bisiklete giderken. Oğlum ablam dışarıda sen de gidiyorsun. Hani ben tek kalıyorum yalnız kalıyorum falan diye. Çocuğum da işte gelirken cips almış, soda almış. Beraber vakit geçirelim anne dedi. Anası işi bitirip de çocuğuyla oturamadı ki saat 9'a çeyrek var. Çay falan içeceğiz işte artık bundan sonra. Otururuz bakalım. Cansucum da geldi. Vallahi süpürge işini bitirdikten sonra lavaboyu falan hallettim. Çamaşırları hallettim. Ondan sonra yerleri sildim bir güzel. Temizledim, düzenledim. Çok şükür evin işi bitti sayılır. Ütüm var ama ütüyü bugün yapamayacağım. Kolum gerçekten zorlandı. Şimdi çayın demlenmesini değil. Çay demlendi. Kekin pişmesini bekliyorum. Kontrol ettim az önce. Kürdanım böyle birazcık ıslak çıktı. O yüzden birazcık daha bekletiyorum. Eğer sizin böyle teflon bir tepsiniz falan varsa yuvarlak mutlaka teflon tepsi de yapın. Benim öyle yuvarlak teflon tepsim olmadığı için borcamda yaptım. Borcamda da birazcık daha geç pişiyor arkadaşlar. Hani böyle içi şey kalabiliyor. Bir de kağıt serdim. Yağlı kağıt da koyunca altına. Daha önceden bu şeftalili keki yapıyordum. Ters çevirdiğim zaman şeftali borcamın dibine yapışmış oluyordu. O yüzden o riski almak istemedim. Yağlı kağıda yapışmaz diye o şekilde yaptım. Bakalım. Ay yoruldum konuşurken niyeyse. Bugünümüzü de böyle geçiriyoruz işte arkadaşlar. Bir gidelim bakalım kekimize. Çayımızı da demledim dediğim gibi. Artık oturur el işi yaparım. Bugün hiç el işi yapamadım. Yapamadım. Yani şöyle sabahtan kalkıp hızlı hızlı böyle bol enerjili bir şekilde evimin işini gücünü yapabilsem bütün gün bana kalacak ama böyle hep uzattıkça işler gecikiyor. Sonrasında bitiremiyorum. Geç açılıyorum ben böyle. Hani o enerji bana geç geliyor. Nedense bilmiyorum. Gidelim mutfağa bir bakalım kekimize ne durumda arkadaşlar. Belki pişmiştir. Yani bir çıkardım böyle cheesecake gibi ortası sallanıyordu. Böyle hafif bir sallanma vardı. Dedim hani tam pişmemiş. Kürdan kontrolü yaptım. Hemen attım fırına geri. Kekimi çıkardım arkadaşlar. Bakın ortası böyle çatladı. Yani o ortasının ıslaklığı da pişmiş oldu. Şimdi kek fanusumu da çıkardım. Şöyle fanusumuza bir ters çevirelim bakalım. Sonrasında nasıl bir şekil alacak? Hadi beraber yapalım. Arkadaşlar şöyle keselim ve size göstereyim. Şöyle. Bakın şahane. Şöyle. Şimdi çayımız da demlendi. Çayımızı da hemen alalım. Mis gibi kekimizle yiyelim bakalım. Artık bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Son çayımı aldım geldim. O kadar yorgunum, o kadar yorgunum. Kendimi o kadar yorgun hissediyorum ki yüzümden de anlayacağınız üzere gerçekten çok bitkin görünüyorum. Saat şu an 12. Hemen videomu düzenleyeceğim. Sonra da uyumaya gideceğim arkadaşlar. İnşallah çok güzel bir güne uyanmak ya da gün yaşamak nasip olur. Hani şu an saat 12 ama siz saat kaçta izleyeceksiniz bilmediğim için. Her günümüz birbirinden güzel geçsin inşallah arkadaşlar. Her günümüz birbirinden güzel, mutlu, huzurlu geçsin inşallah.
Hepinize çok teşekkür ediyorum bana vermiş olduğunuz destekler için. Yeni gelen arkadaşlarım, sizler de hoş geldiniz. Bir ses verin bacılarım, bir bileyim kim gelmiş. Bir bileyim kim gelmiş. Hani ben yeniyim Yeliz Hanım, yeni yeni sizi izlemeye başladım. Ya da Yeliz'cim de diyebilirsiniz. Burası bir aile. Nasıl ki Instagram'ı ailem gibi görüyorsam, gerçekten burayı da ailem gibi görüyorum. O yüzden bana bir ses verin. Yani kim gelmiş, kimler buradaymış? Yeni gelenlerden gerçekten merak ediyorum. Hani kimler var falan diye gelen, yeni gelenler. Ha, yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah daim olursunuz. Ben elimden geldiğince buralardayım. Elimden geldiğince hayatımı çekmeye, paylaşmaya devam edeceğim. Ben hani günümü çekiyorum arkadaşlar. Çok iddialı değilim. Hani çok böyle vaatte bulunamam. Onu yaparım, bunu yaparım falan diye. Ben günlük hayatımı çekiyorum. Neyi yaşıyorsam onu çekiyorum. O yüzden belki sıkıcı da geliyor olabilir her gün aynı, her gün aynı diye, ama ekstradan da bir şeye giremem yani arkadaşlar. Hani hani böyle içerik yaratmakmış falan filan. Neyse, konuyu uzatmayalım. Benimle beraber buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.